İffet, ismet, sadakat ve vefa maalesef bizim yitirdiğimiz değerlerimizdir. Bunlar yitip cennetimizin temel unsurlarıdır. Şayet siz yeniden bir cennet kurmayı düşünüyorsanız, kuracağınız bu cennetin temel malzemesini bunlar oluşturmalıdır. Zaten bu medeniyet binasının mimarisi çok önceden peygamberler tarafından çizilmiştir. Daha sonraki zamanlarda çağın ihtiyacına göre tecdit ve yenilenme gerektiğinde müçtehit, müceddit, evliya ve asfiya tarafından farklı resim kareleriyle bir kere daha bu mimari nazarlara arz edilmiş ve adeta muhataplara şu mesaj verilmiştir. Eda ve endamınızı bir kere daha bu çizgilere göre ayarlayın. Çünkü gerçek kulluk anlayışı bu mimariye uymaktan geçer. Yitirdiğimiz bir cennetten bahsediyor hocamız burada. İnşallah yakın zamanda tekrar kazanabiliriz diye ümit ediyorum. İffet, ismet, sadakat ve vefa. Yani bir insan, bir topluluk, bir cemaat bu yolda yürüdüğünü iddia ediyorsa, peygamber yolu bu ve peygamberlerin en büyük vasıflarından ve onların yaptığı işi doğru şekilde de yapmak istiyorsa eğer diyor, bu değerleri tekrar kazanmaya gayret göstermelidir ki Rabbim tekrar muvaffak edebilsin o insanları diye. Devamındaysa tabii günümüz dünyasına baktığımız zaman maalesef yani bir öz eleştiri de yapacak olursak gerek hizmet dairesi gerek İslam aleminin bu değerlerden çok uzaklaştığını görüyoruz bizler maalesef. Bununla alakalı Mehmet Akif'in ta o zamanlarda söylediği bir dörtlüyü paylaşmış hocamız bizimle. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Diyen Mehmet Akif maalesef o dönem çok ciddi sıkıntılar gördüğü için böyle hüzünlü bir mısrayı dile getirmiştir. Tabii bunu hocamız paylaştıktan sonra altından şöyle devam ediyor. Hani böyle bir gerçek var ama biz hiçbir zaman ümitsizliğe yeyse kapılmayacağız. Yani Allah Teala'nın muradı bu kainatın ne zamana kadar devam etmesi ise bu dünyanın, biz o dünyanın sonuna kadar yani ne kadar ömrümüz varsa gayretimiz, hedefimiz, gayemiz kendimizi düzeltmekle beraber etrafımıza da bu yitirilmiş değerleri tekrar hatırlatmak olacaktır.